5 yıl önce Kumpas metro operasyonu başladığında bir arkadaşım gazeteye gelerek bunun arkasında o var demişti. Kaynağı da yakını olduğu bir AK Partili vekildi. Nasıl olur? Galip Öztürk'ün ona iyilikleri var dediğimde o ısrar etti. Ne yalan söyleyeyim, inanmamıştım. Ancak bir süre sonra başkalarından da aynı yönde duyumlar alıyordum. Yine inanamıyor, kendi kendime olamaz diyordum. Galip Öztürk'e yönelik kumpas operasyonun üzerinden 11 ay geçmişti. O sırada İl Özel İdaresi'nde kaynakların kimlere peşkeş çekildiğini sormaya başlamıştım. Ankara'daki vekiller zirvesine katılacak Ahmet Yeni'ye İl Özel İdaresi'ndeki ödemelerle ilgili faks çekmiştim. Masada bulunanlar basında çıkan iddialara yalan deyince Ahmet Yeni dayanamamış, o faksı ortaya atmıştı. Elbette faksın nereden çekildiği kağıdın üzerinde yazılıydı. İl Özel İdaresi ile Canik Başarı Üniversitesi ilişkisini sormuştum. Bir hafta sonra da kendimi metro davasının içinde buldum. Operasyonun üzerinden 11 ay geçmiş ve o zamana kadar hiç kimse ifademe başvurmamıştı. 70 şüphelinin bulunduğu dava iddianamesinin 31. sırasındaki birini çıkarıp beni oraya kopyalamışlardı. Hem de o kişinin avukatının adını çıkarmak akıllarına gelmemişti. Ya da Allah şaşırtmıştı. İsimleri benzeterek zorlama bir iddianame ile burnumu sürtmek istediklerini anlamıştım. Ancak benim için kumpas süreci bitmemişti. O davadan bir şey çıkmayacağını onlar da biliyordu. Bu defa konuşmadığım biriyle aynı soruşturmanın içinde şantaj yakıştırmasıyla yan yana getirilmek istendim. O sırada operasyonu benim başlattırdığım yalanı ortaya atılarak iti ite kırdır aradan sıyrıl senaryosu telekulak skandalıyla ellerinde patladı. Dinlenen siyasetçi ve bürokratların arasında 9. sıradaydım. Şantaj davası soruşturmasında 1,5 ay dinlendiğimi öğrendim. Bir ilişki bulsalar kendimi o soruşturmanın içinde bulacaktım. İki kişiden aleyhimde yazdıkları yazı nedeniyle davacı oldum. Ama 1,5 ay neden dinlendiğim hiç söylenmedi. Dinlendiğim süreleri belirten bir yargı kararı da gelmedi. Tıpkı telekulak gibi patlayan iftiralarla ilişkiler ortaya çıkınca taşlar da yerine oturmuş oluyor. Daha başımıza neler gelir bilmiyorum ama Hazreti Ali'nin "Haklıysan korkma, hak seni korur" sözünün hikmetine inanıyorum. Bunları neden tekrar yazdığıma gelince, bugünlerde kendilerini gündemden uzak tutmak için zavallılarla hedef şaşırtmaya kalkışanlar boşuna uğraşıyor. Mazlum ahı almanın hesabını er ya da geç hem dünyevi hem de uhrevi alemde verecekler.